Teknolog'dan merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Synergy'de satılan çok güzel bir oyuncu bilgisayarın teknik incelemesini yapacağız. Bütün parçalarını hepsini resmi sitesinden bulduk. Bakacağız acaba bu bilgisayar bizim işimizi görür mü? Verdiğimiz paraya değer mi? Oyunlarda bizi rahat ettirir mi? Hep beraber bakacağız. Bilgisayarımızın kodunu CTV-V8 diye geçiyor. Bütün parçaların hepsini aşağıda linklerden bulabilirsiniz. Dilerseniz siz de oradan bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde incelememize geçiyoruz. Arkadaşlar Synergy'de CTV-V8 Ryzen 5'li ve 5600 güzel bir işlemcisi var arkadaşlar. Taş gibi bir işlemci. Bir 16 GB RAM'i var. Çok güzel bir boyuta getirmişler. 500 GB da M.2 var. Mükemmel hızla bir hard disk ve tabii ki arkadaşlar üzerinde 6700 bir AMD ekran kartı var arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Zaten bu ekran kartının fiyatı bile neredeyse bu sisteme tekamül etmektedir. Kaçırılmayacak bir sistem diyoruz. Dostlar gördüğünüz gibi fiyatı ise 16.100 liralık bir fiyata tekamül ediyor. Fiyat olarak tabii ki ya parasal değeri 16.000 lira iyi bir para. Ama bir baktığınız zaman üzerinde dediğim gibi 6.700 var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bütün parçaları tek tek inceleyeceğiz. Aşağı doğru indiğimiz zaman öncelikle işlemciden başladık. İşlemcimiz Ryzen 5 5600 demiştik. Resmi sitesine geldik. AMD Ryzen 5600'e geldik. Arkadaşlar 6 tane çekirdeğe varmış. 12 iş parçacığına sahipmiş. 3,5 GHz'den temel olarak frekansı 4,4 GHz'e kadar güzel bir şekilde artırılabiliyormuş arkadaşlar. Tabii ki 65 wattlıkta bir enerji tüketimi söz konusu. Ha geldik ön bellek arkadaşlar. 32 MB'lık L3 ön belleğe var. Bunun üzerine L2'yi de sayarsak arkadaşlar kaç ediyor? 35 ediyor mu? Alın size taş gibi bir işlemci arkadaşlar. Kaçırılmayacak bir işlemci. Gerçekten de çok güzel bir işlemci koymuşlar arkadaşlar. Çünkü zaten bu sene çıkmış bu. Yani bu senenin 4. ayın 4'ünde çıkmış görünüyor. Bu arada yarı iletken boyutu diyorum. 7 nanometrelik çok mükemmel bir boyuta sahip. Ya gerçekten de adamlar bu alınabilecek tam bir oyuncu işlemcisi arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman RAM tarafında ise DDR4 destekliyor ve 3200 MHz'e kadar da RAM frekansını desteklediği yazmaktadır. Dediğim gibi kaçırmayın. Bir sonraki parçamız anakart. Anakarta Asus kullanmışlar. B450 Yonga seti arkadaşlar. Kod olarak ise MK2 diye geçiyor. İkinci seri bu arada bilginiz olsun. Anakartımıza ben şöyle bir bakacak olursak flash düğmesi koymuşlar. Analog koymuşlar. DVI koymuşlar, HDMI koymuşlar, combo PS2 koymuşlar, USB bağlantıları deseniz zaten 6 tane var, 3.2 de var, 2.0 da var. Aynı zamanda network bağlantısı da var, muhtemelen gigabittir, bakacağız teknik özelliklerinden ve ses karta görünüyor arkadaşlar. Yonga setini zaten söylemiştik 450 olarak, soğutucu da var arkadaşlar. 32 GB'lik bir M.2 yuvası görünüyor. Bakın bakın burada tam burada 3 tane mükemmel arkadaşlar. Zaten M.2 öyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim yani mükemmel bir hızla sahip. Bilgisayarın çat tanak açılıyor. Çat tanak dosyalar, çat tanak oyunlar falan böyle beklemiyorsunuz ya. Gerçekten de kullanan bir kişi olarak söylüyorum. Yıllardır M.2'li hard disk sahip bir sistem kullanıyorum. Yani hızına doyum olmaz. Ben SSD'de kullandım. Eski tarzda işte mekanik hard disklerde kullandım yıllarca. M.2 yerini tutmuyor. Eğer sizin bilgisayarınızda M.2 yuvası var ve ama M.2 hard diskiniz yoksa gidin aynı koşa koşa gidin alın ve takın Windows oraya kurun. Bana dua edeceksiniz. Gerçekten de hızı mükemmel bilgisayarın ya beklemiyorsunuz ya. Aynen o kadar. Aynı zamanda isterseniz de SATA bağlantılar da yapabiliyorsunuz harici olarak 2,5 inçlik ya da 3,5 inçlik ya da DVD, Blu-ray, cart curt işte bağlantılar da yapıyorsun. 4 taneymiş o da 6 gigabit per saniye diye geçiyor arkadaşlar. Ben bu arada geçen bir video paylaşmıştım, onu da söyleyeyim. Ben böyle hep şey diyormuşum işte gigabit per saniye diyorum ya orada arkadaşlar per yanlış yani böyle dilin yanlış söylemişim. Yani aslında doğru söylüyorum ama herhalde böyle bir alışkanlık çok hızlı konuştuğumdan dolayı belki kaynaklanıyor olabilir. Per second aslında yani sek anlamında per sek. Yani saniyedeki hızı her saniye kare hızı gibi işte atıyorum FPS. FF işte buradaki kare frame anlamına geliyor. PS ise işte per, S ise sek saniye. Ben hep böyle person diye diyorum ya işte aslında person işte İngilizce'de insan demek ya işte kişi demek ya. Orada bir arkadaş beni mesaj atmış. Uyardığı için teşekkür ederim.
O biraz dil sürçmesinden hızlı hızlı Persec diyeceğim onun sonra. Persec unutmayın. Persec. Ne diyoruz? 6 GB Persec. Aynı zamanda arkadaşlar 3.2 USB birinci jenerasyon iki tane var. Ön tarafa gidiyor. Kasaya gidiyor. Ya da 4 tane de 2.0 var. Hangisini bağlarsanız bağlayın. Tabii ki eğer 3.2 varsa kasa tarafında onu bağlayın. Şimdi bu nasıl olacaktır? 3.2 ile 2.0'ın kabloları farklı. Yani siz 3.2.0 alıp da oraya takamıyorsunuz. Yani belki dönüştürücü vardır bilmiyorum daha önce ama yani onu dikkat edin. Eğer 3.2 varsa mutlaka 3.2 hız mükemmel. Yani 2.0'daki hızla saniyedeki attığı megabayt saniyesindeki 3.2 çok çok daha hızlı. Bilginiz olsun. Bu arada anakart çok güzel. Gerçekten Asus arkadaşlar. Yani sizin işinizi yıllarca görecekmiş anakart. Benim kullanmış olduğum anakartın RGB'siz versiyonu. RGB header'sız. İşte kasalara ışık gönderiyorsunuz ya. Onun ışıksız versiyonu. Ya çok da işinize görecek bir seviye olur söyleyeyim. Teknik özelliklerine bir bakalım. Öncelikle teknik özelliklerinde hemen şöyle bir geldiğimiz zaman anakartımız bakın 5000 seviyesine kadar gidiyor. Zaten sizin ekran kartımız da bizim 5500 değil miydi? Pardon, işlemcimiz 5600 değil miydi? 5600 şurada. Şimdi baktığım zaman da aynı zamanda 64 GB'a kadar da bir RAM desteği var. Bu arada işlemcimiz tarafında bir RAM desteğine burada ulaşamadım. Başka bir menüsü var bu AMD tarafında. Ona pek fazla değinmiyorum. Çünkü videomu kısa tutmaya çalışıyorum. Gerçekten de kısa tutmaya çalışıyorum. Yani ben elimden geldiği kadar size hep teknik söylüyorum arkadaşlar. Teknik. Yani ben şunu söylemiyorum. Bu makineye gidin alın. İşte atıyorum şöyle indirimli, böyle güzel. Böyle allayıp pullayıp yapmama gerek yok. Ben direkt size teknik çalışıyorum. Yani şurada adamlar burada ne koydularsa, burada ne koyuyorlarsa ben bunu teknik olarak size, rakamsal, matematiksel size yaklaşıyorum. Anlatabildim mi? Yani yanlışım varsa, hatam varsa düzeltin arkadaşlar. Ben her zaman buna açığımdır. 64 GB'lık bir RAM desteği var DDR4'lük. Yani burada şimdi 64'tür. Ama şunu söylüyorum. Bunun muhtemelen 128 GB'a kadar çıkıyor diye biliyorum bu yeni versiyonlarda. Ama şimdi anakart 64 olduğuna göre bizim RAM'imiz şu anda ne arkadaşlar? Şimdi RAM tarafına geleceğim orada söyleyeceğim. 16 GB. 2 tane 8'lik var. Peki biz bunu 8 8 16. 2 tane burada zaten anakart tarafında hemen şöyle bir geçeyim pardon. Anakart tarafında zaten 2 tane soket yok muydu? 2 tane soket var değil mi? 1 2 tane. Dolayısıyla biz bunu 64 nasıl yapabiliriz? Bu da iki tane RAM'i söküp iki tane 32 GB'lık RAM alabiliriz. İlerisi için konuşuyorum. Yani siz bunu hemen bunu yapın demiyorum. Yani hazır sistem zaten 16 GB. Sizi bu zaten yıllarca götürür. Ben bile 16 GB'lık bilgisayar kullanıyorum yıllarca. Evet teknik özelliklerine bir devam edelim. Bir şey daha söyleyecektim. Bu RAM'lerimiz overclock'ta 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyormuş arkadaşlar. Bu da çok iyi bir versiyon. RAM'imize geleceğiz. Şimdi RAM tarafında bir de işlemci tarafında bakın bunların hepsinin uyumlu olması gerekiyor. 3.2 GHz'miş. Şimdi anakart tarafında 3.2 GHz'e kadar kullanabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Yani 4.4'e kadar kullanamıyor. Çünkü bizim işlemcimiz buna bir engel teşkil etmiş durumda. Buradaki görünen değerler üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Peki RAM tarafına geldiğimiz zaman da ben şöyle bir RAM'e de bir bakalım. RAM'imiz ne arkadaşlar? 3.6 GHz diyor, değil mi? Hemen de zaten şurada da yazıyor olması gerekiyor. 3.6. Peki bizim bu 3.6 işlemci 3.2 anakart 4.4. Biz peki burada ne kullanabiliriz? 3.2 GHz'e kadar kullanabiliriz. Değil mi? En düşük versiyon. Her zaman bunu söylüyorum ben. En düşük versiyon. Yani bu frekansı. Peki bu frekansı zaten buna kadar diyor. Bu maksimum değerleri. Yani bunun yapabilmemiz için iyi bir şekilde bu sistemin soğutma sistemi yapmak gerekiyor. Yani zaten bu kasa tarafında gayet de güzel 4 tane fanımız var mevcut. Ama biz inat edersek ya ben abi bunun değerlerini maksimum seviyesine kadar çıkartmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? İyi soğutacaksın. Gerçekten de kasayı iyi soğutacaksın. Yani zaten Ağustos ayındayız arkadaşlar. Ağustos ayında olduğumuz zaman zaten çok sıcak evler vesaire. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum yani likit soğutma alabilirsiniz belki. Yani o sizin tamamen cebinizdeki paraya kalmış bir durum. Her neyse. Şimdi anakartta bir de LAN tarafı vardı. Arkadaşlar LAN tarafında Realtek'in bir LAN'ını kullanmışlar. Yani gigabittir muhtemelen %90. Peki bu bize ne etkiler? İşte bizim evimizde bir lokal bağlantı var ya işte internete çekiyorsunuz. Ya da siz bunu atıyorum aldınız iş yerinize kullanacaksınız. Ya da o şekilde her neyse lokal ağda kullanacaksanız daha hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Tabii bunun için o switch tarafında ya da işte modem tarafındaki bağlantı soketlerinin uçlarında gigabit olması gerekiyor. Aksi halde bir anlamı yok. Zaten yüzlük çalışır hepsi. Çoğunluk şu an teknoloji standart yüzler arkadaşlar. Bilginiz olsun.
Gayet bir güzel bir anakart arkadaşlar. Kesinlikle alabileceğiniz bir anakart. Aşağı doğru indiğiniz zaman da diğer özellikleri de görüyorsunuz. Şöyle bir baktığımız zaman da BIOS vesaire. Şimdi Windows 10. Ben hep buna değiniyorum. Şimdi Windows 10 hazır. Yani buna pat Windows 10'u kur çalıştır lisansla vesaire. Şimdi peki biz bunu Windows 11 yapabilmemiz için ne gerekiyordu? TPM gerekiyordu. Bakın TPM var. Peki gideceğiz bir tane TPM alacaksınız. Eğer Windows 11 kullanacaksanız lisanslama yapacağınız zaman buna ihtiyaç var. Buna da desteği var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi geldik RAM tarafına. Zaten RAM'e değinmiştik aslında biraz böyle kaba saka. 3,6 GHz demiştik. Bunları gecikme değeri 16 diye biliyorum. Hemen şöyle bir geldim. Baktığım zaman 18'miş. 18 gecikme değeri varmış. 3,6'ymış arkadaşlar. 2 tane 8'miş. Peki RAM'imiz nerede? Yine resmi sitesinden GoodRAM diye bir RAM kullanmışlar. 2 tane 8'i kullanmışlar. 2 tane 8'lik burada gördüğünüz gibi gayet de güzel bir RAM arkadaşlar. Teknik değerlerine şuradan geldiğim zaman da aynı kodu bakın şuradaki sondaki kodlu aradığımız zaman bakın 18S. Tamam mı? 18S'ye geldiğimiz zaman burada ne var? 18S. Aynı kod arkadaşlar. Tamam mı? 8 GB'lık DDR4'lük 3,6 GHz'lik gecikme değeri 18 olan bizimkisi. Vesaire üretim kodlar vesaire burada yazıyor. Yani bu RAM'de daha önce kullanmadım. Soğutucusu var. Ama soğutucusu biraz ince gibi geldi. Siyah renk. Black. Kullanmadım. Kullanan arkadaşlar varsa yoruma yazın. Yani memnun mudur? Nedir? RAM'lerde bir şişme var mı? Vesaire. Bunlar tabii ki çok önemli mevzular. Biz hep teknik değerleri yapıyoruz ama test tarafını maalesef imkan olmadığı için yapamıyoruz. Ama dediğim gibi kullanan arkadaşlar varsa bu RAM'le hakkında da bilgi alırsa çok iyi olur. Sıradaki parçamız tabii ki ekran kartı. Ekran kartımız yine Asus kullanmışlar marka olarak arkadaşlar. Dual Radeon 6700 XT demiştik. Overclock'lu vesaire. 12 GB RAM'i var. Ve GDDR6 RAM mimarisini kullanıyor. Çift fanlı gördüğünüz gibi gayet de güzel bir ekran kartı. Şöyle bir baktığımız zaman da sağdan soldan ekran kartımızı tanıyalım. Çıkış tarafında 4 tane çıkış var arkadaşlar. Hemen bakalım DisplayPort, HDMI, DisplayPort. 4 tane aynı anda görüntü dışarıya verebileceğimiz anlamına gelmektedir dostlar. Hemen şöyle teknik özelliklerine değineceğim. 12 GB olduğunu söylemiştik. Overclock modunda 2622 MHz'e kadar diyor arttırılmış değeri. Normalde stabil olarak da 2494 MHz'miş. Oyun modunda da yine 2620 demiş. Temelde 2474. CUDA değeri render tarafındaki odacık sayısı 2560. Çok iyi bir değer. 16 GB per sec bellek hızı var. Söyledim mi? 192 bitlik de bir arayüzü görünüyor. Çözünürlüğü 7680x4320 arkadaşlar. Bağlantı hızlarından bahsetmişim. 4 tane aynı anda görüntü olacağını söylemiştim. Ve tabii ki bizim 650 wattlık bir tane güç kaynağı takın diyor. Bu sistemde diyor. Bu ekran kartını kullanacaksan diyor. 650 watt diyor. Bir tane güç kaynağı olsun diyor. Çünkü diyor bunun diyor falanca sayısını burada yazmamışlar ama falancasını ben kullanacağım diyor. Gerisini diyor işte anakart işlemci, RAM, hard disk, kasadaki fanlar, ses kartları vesaire bunlar kullanacak. Ve bir de boşluk olacak. Bunlar da sonuçta bir de artı diyor işte 80 artı bronz, 80 plus işte o 80 de plus dediğimiz o da bir watt. O da volt çarpı amper yani o çok sınıra geldiği zaman onlar devreye giriyor. Anlatabildim mi? Çünkü bunun mantığı bu şekilde yapmışlar. Adamlar çünkü içinde abi yani milyarlar veriyorsunuz yani yeni parayla. Binler veriyorsun. 16 bin lira karşılaydı bunun fiyatı yalan söylemeyeyim. 16 bin 100 lira 16 bin lira para veriyorsunuz. Ya bu kadar şey ucuz mu ya? Ya bir tane güç kaynağı bunu bir yanlış yapsa bir patlası bir şey olsa bir kısa devre yapsa pat bütün sistem gider ya 16 bin lira çöp. Güç kaynağınızı her zaman iyi tutun. Kaliteli. Bakın kaliteli. Verin ya biraz fazla para verin. Nasıl söyleyeyim yani kafanız rahat olsun. Tamam mı? Buradaki şimdi güç kaynağına değineceğiz. Yani kasa tarafına girdiği zaman. Ekran kart tarafında başka değineceğim yok ama ekran kartımızı alın. Rahatlıkla oyunlarda yüksek değerlere ulaşırsınız arkadaşlar. Şimdi gelelim sıradaki parçamız hard disk depolama. MLD diye bir marka kullanmışlar. Hemen yine Synergy'nin kendi yapmış olduğu yerde MLD 500G diye M300 arkadaşlar. Ben de Evektron sayfasından buna ulaştım.
Hemen şöyle geldiğimiz zaman baktığımız zaman M300 diye geliyor. İşte stok kodlar vesaire de yazıyor. Çok da ayrıntısına girmek isterseniz. Şimdi arkadaşlar diskimiz M2 SSD ve 80 milimlik bir disk ve 22 portluk bir disk. Bu bizim anakartımıza cut diye oturuyor. Tamam mı? Şimdi bu disklerde arkadaşlar bunlar mekanik değil. Bunlar tamamen işlemciyle, buna mikro işlemcili olan diskler. Bilginiz olsun. RAM gibi. Bunlar bir RAM aslında. Tamam mı? Bunlar şimdi yazma hızı bu cihaza 3300'e 3100'müş. Bu en üst tavan ulaşabileceği yani saniyedeki megabayt değerleri arkadaşlar. Çok iyi bir değer ya. Gerçekten de çok çok iyi bir değer. Bakın bakın 3300 ya. Ya NVIDIA abi uçuyor ya uçuyor ya resmen. Ben ne diyorum? Böyle bir diskiniz yoksa ve ama böyle laptop da olabilir ya da masaüstü bilgisayar da olabilir. Yuvaları varsa mutlaka alın arkadaşlar. Şimdi geldik kasa tarafımıza. Bakın arkadaşlar kasa tarafımıza geldik. Şöyle yukarı çıkalım. Bizim öncelikle kasamızda ne vardı? Performax'in Zircon diye ve 650 wattlık bir güç kaynağına sahip bir kasa, üzerinde de power supply var, güç kaynağı var. Şimdi şuraya geldiğim zaman arkadaşlar hemen şuradan bu kasa işte Performax'in ana sayfası, bakın resmi sitesi. Ben buradan bunu buldum. Bakın aynı birebir değil mi arkadaşlar? Aynı birebir kasa olarak. Şimdi baktığım zaman 650 wattlık 80 plus bronz demişler. Kasa olarak 4 tane power supply ve rainbow yani gökkuşağı şeklinde, bu etraflarda renkli renkli vesaire ve adreslerinde bir diye tahmin ediyorum. Bunlar gayet de güzel bir kasa yapısına yapmışlar. Üst tarafına geldiğimiz zaman ileride siz bu işlemciye eğer bir sıvı soğutma radyatör sistemi takacak olursanız adamla buna uygun yapmışlar. Bakın üst tarafı hop açık ızgaralı. Buraya iki tane fan takıyorsunuz. Cillop. Radyatör takıyorsunuz, cillop, bu kadar. Likit soğutma yaparsınız vesaire. Dilerseniz fan bağlarsınız, dilerseniz radyatörlü fan bağlarsınız. Power güçleri vesaire, resetler, cartlar, curtlar. Hoparlörle mikrofon ayrı, çok iyi bir değer. Ben her zaman bunu söylüyorum. Şuradaki USB muhtemelen 3.2, şunlar da 2.0 diye tahmin ediyorum. Gayet de güzel bir kasa yapısı yapmışlar. Arka tarafta da aynen, keza egzoz fan tarafı. Güç kaynağı tarafında bu tarafa yapışır arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da kasanın yan tarafı açılma vesaire, bunlar da yer alıyor. Teknik değerleri bir gelelim, ondan sonra diyeceğim o zaman söyleyeyim. Şimdi baktığımız zaman siyah beyaz iki seçenek varmış. Bizim sistemimizdeki ne arkadaşlar? Baktığımız zaman herhangi bir siyah beyaz diye bir şey yazıyor. Muhtemelen siyahtır. Böyle siyah koyduğuna göre siyahtır arkadaşlar. Temperli yan cam varmış. 3,5 inçlik hard disk 2 tane ya da 2,5'luk 2 tane takabiliyormuş. Toplamda herhalde 4 tane aynı anda takabiliyoruz. USB 2.0 desteği var. 3.0 desteği var. Optik dediğimiz DVD ya da CD, bunlar gerekiyor zaten. Kullanan var mı? Kaldı mı artık bilmiyorum. Fan destekleri vesaire yazıyor arkadaşlar. Gayet de güzel. Şimdi geldik bakın. Az önce dedim ya, en son sözüme geldim. 650 wattlık 80 bronz. Arkadaşlar şimdi şuraya geldim. Hemen şöyle bir açalım. Açtığımız zaman teknik özetlere gelelim. Diyor ki bakın 650 watt 80 bronz bu. 600 lira bu. Yani herhangi bir şekilde güç kaynağı hakkında bir bilgi yazmamış. Markası, modeli nedir? Yine aynı marka mı? Ben dedim ki Performax'in eğer ki aynı markasıysa arkadaşlar, dedim ki herhalde aynı marka olabilir diye tahmin ediyorum. Güç kaynağına geldiğim zaman ana sayfasında farklı modeller var arkadaşlar. Ama hangisinin olduğu kesin kez yazmadığı için 80 bronzluk dedik. Kesin kez yazmadığı için ben o konu hakkında bir şey diyemiyorum. Bir de hani yalan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yani 650 watt'tı. Bir de şu an tıkladım. Belki tek çıkar. Bilmiyorum. Ben az önce iki tane mi gördüm? Belki üç taneydi. Sayfalarda zaten evet. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. İki tane evet. Bakın 650, 80, 650, 80. Ya bu gelir ya bu gelir. Eğer ki Performax bir marka kullandılarsa, onun haricinde bir marka varsa bilemiyorum. Alacak arkadaşlara, bu hazır sistem alacak arkadaşlara bunu sormalarını tavsiye ediyorum. Bilin. Bilin ve ona göre olmadı öğrenin. Bize de sorabilirsiniz, cevap verebiliriz. Bu, abi bu iyi mi, şu iyi mi? Olmadı şu ikisini tekrar ve ben sizden bakarız. Ya, bu kadar basit. Yani teknik değerler de bu arkadaşlar. Çünkü kasa tarafında da şöyle geldiğimiz zaman bakın bu sadece kasa. Tamam mı? Şurada da güç kaynağı yazıyor. Burada da o güç kaynağıyla ilgili bakın bilgisayar kasaları etiketler bu.
Yani bu mu o bu mu yani tam emin de olamadım açıkçası. Şurada bir şey yazıyor. Aktif PFC değeri olduğu yazıyor mesela. Peki bunun o sayfasında bir öyle bir şey var mı diye bakıyorum. Yani bir fotoğraf da öyle yok, bir tane fotoğraf var. O yüzden bu biraz havada kalan bir bilgi. O yüzden dediğim gibi bu sistemi çok sevdiyseniz mutlaka alacağınız yere güç kaynağı hakkında da bir bilgi sorun arkadaşlar. Markası, modelini vesairesini sorun. Bunu da öğrenin. Bence güzel bir sistem, alınabilecek bir sistem. Bence kaçırılmayacak bir sistem arkadaşlar. Doların gidişatı stokların durumuna göre değişir diyorum her zaman ya. Her zaman bunu söylüyorum. Sistem alacaksanız elinizi çabuk tutun, hızlı tutun. Fazla düşünmeyin. Yani düşünüyorsanız da hızlı düşünün. Ne bileyim işte yani kafanızda varsa hızlı düşünün. Biz elimizden geldiği kadar size teknoloji YouTube kanalı olarak hazır sistemler olsun, teknoloji ürünleri olsun, herhangi bir şeyi elimizden geldiği kadar sizlere araştırıyoruz ve çıkartıyoruz. Bakın hepsi resmi sitesinden. Oradan buradan duyumlarla gitmiyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur. Soru, öneri, yorumlarınızı mutlaka aşağı yazın arkadaşlar. Bütün linkler de aşağıda bulacaksınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.